Galatasaray'ın sayın eski başkanı dahil olmak üzere birçok konularda ona cevap bile vermedik. Bütün yönetim, hep beraber bütün Fenerbahçeliler bu konulara girmedi. Türkiye zor günler geçiriyor. Ama şu anda gördüğünüz vaka çok basit bir vaka değil. Çok önemli ve çok çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü bu belli ki tamamen şoförü öldürmeye ya yaralamaya yönelik bir hareket. Çünkü başka yere yok. Yalnız şoföre yapıyorlar. Çünkü buradan viyadükten geçiyor. Bu otobüs parçalansın ve futbolcular ölsün istiyorlar. Bunun başka bir anlamı var mı? Siz yorum yapıyor musunuz şimdi gördüğünüz? Ben şimdi size sorayım bir tane. Var mı öyle bir? Sizin yorumunuz ne oluyor Devrim Bey? Yani şu anda bu yalnız şoföre yapılması. Dikkat ederseniz 5 tane orada şey var. Taş mıdır, kurşun mudur artık onu bilemem. Ama onu polisin herhalde tespitleri. O tür ben şeylere girmem. Ama bu tamamen bu arkadaşı işte çok ağır. Biliyorsunuz bizim doktorumuz da uğraştı dediğinde ama burnunu kapatmış, tıkamak istemiş kanı. Bu sefer ağzından gelmiş. Yerler kan içinde. İnşallah düzelir. Yani biz hep susuyorduk. Bundan sonra biz Fenerbahçeliler susmayız. Bakın bunu açık ve net olarak söylüyorum. Bundan sonra efendilik bizden gider. Herkes burada posta atıp, herkes konuşmalar yaparak buralara geldi bu. 3 senedir medya körükledi, 5 senedir yazık bizlere. Biz gelmişiz, maç oynamışız. Yenilirdik, yenilmezdik. Trabzon'a geldik, çok muazzam bir emniyet tedbirleri vardı. Herhangi bir şey olmadı. Ama biz ilk gezek değil. Biz her defasında efendilik yaptık. Biz neler yaptık? Son 6-7-8 senedir yalnız bu kupadan değil. Trabzon'a her geldiğimizde biz tarlalardan gittik. Kimseye bir şikayet bile etmedik. Polis arabalarında kalkanların arasına gittik. Artık bundan sonra buralara tedbir alınması lazım. Geçti artık. Bakın bir daha söylüyorum. Yani herkes Külhan Beyliği de bıraksın. Yapanları da o yasa yalnız pasolik dahil olmaz. O yasa yalnız idarecileri eleştirerek de olmaz. O yasa herkes kendine bakacak bundan sonra. O yasayı uygulamaları lazım. Uygulamazsanız bu günlere gelirsiniz işte. Ve tedbir alacaksınız. Yapacak bir şey yok. Bu, bence bu çok büyük bir provokasyon. İnşallah altından fazla başka büyük şeyler çıkmaz. Çünkü biz biraz evvel gelmeden ben 5 kilometre evvel dedim ki bak bundan sonra tehlikeli diye söyledim bizim çocuklara. Duydunuz hepiniz. Yani biz biliyoruz. Yani ben biliyorsam bunu normal sade vatandaş olarak. Yani polis bilmiyor mu yani? Emniyet bilmiyor mu? Kesinlikle. Siz düşünmüyor musunuz ya? Yani biz geliyoruz belli gece akşam 9:30 karanlık. Yani kupa maçını hatırlıyor musunuz? Kupa maçında nasıldı? Polis vardı. E niye şimdi yok? O zaman bakmak lazım yani. Bu işte ilgilenmek lazım. Sayın Başbakan da herhalde bu işlere bakıyordum şimdi. Söyleyeceğim benim bu kadar. Yani daha evvel bazı arkadaşlarla ufak tefek söylemiştim, toparlayayım dedim. Ama bizi hiç kimsenin yıldıramayacağını, biz 3 Temmuz'dan beri nasıl dimdik ayaktaysa, biz hiçbir zaman politikaya ve siyasete de girmeyiz. Bu işleri sokmaya çalışanlar da var, biz girmeyiz. Kesinlikle biz dimdik ayaktayız, biz spor yapıyoruz. İnşallah da bu spordan sonra yalnız bu çocukların halini gördünüz. Yani bunun şampiyonluğunu önüne geçmek için, engellemek için hangi geri zihniyetli bir insan yaptıysa yani inşallah başarıya ulaşamaz. Yani bu çok ciddi bir olaydır Türk sporunda. Bir milattır. Ama bunun da bundan sonra vilayetin, emniyetin hepsinin dikkat etmesi lazım.